Transfer haberlerinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce de çekilişimizi hatırlatmak istiyorum. Tuttuğunuz takımın formasını kazanan iki kişiden birisi olmak için yapmanız gereken videoyu beğenmek ve kanalıma abone olmak. Çekilişin sonucu 10 Haziran'da açıklanacak. Ayrıca günü sorusu olarak da sizce Türkiye Kupasını Beşiktaş mı kazanacak yoksa Trabzonspor mu? Cevaplarınızı yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Şimdi daha fazla zaman kaybetmeden videomuza geçelim. İyi seyirler. Paris saint Chavis Simons'u bonservisiyle göndermek istemiyor. Gidecekse kiralık olarak gidecek kararı Hollandalı futbolcuya bıraktılar. Simons'un da altyapısında yetiştiği Barcelona'da oynama isteği var. Katılan ekibine gitmesi muhtemel. Manchester United Bruno Fernandes'i kadrosuna tutmak istiyor. Fakat Inter ve Bayern Münih kulüpleri de Portekizli futbolcu için pusuda. Ayrılma kararı alırsa da resmi teklif yapılacak. Jorge Jesus'lu Elilal'in transfer listesinde Edin olduğunu söylemiştik. Forvet transferi için Suudi ekibinin listesine Richarlison'un da girdiğini söyleyelim. Suudi Arabistan ekibi el ihtiyat Barcelona'dan Ter Stegen'i e kadrosuna katmak istiyor. Sezon biter bitmez Alman idman için harekete geçilecek. Ter Stegen'in sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ettiği için bonservis ödemesi de yapılacak. Sergio Ramos'un sezon sonunda Sevilla ile sözleşmesi bitecek ve sözleşmesini yenilemeyecek. Çıkan bir iddiaya göre de MLS ekiplerinden San Diego ile görüşmeleri başlamış. Henüz bir anlaşma söz konusu değil ama anlaşmanın sağlanabileceği de söyleniyor. Alnasır, yabancı sınırından dolayı bazı yıldız oyuncularına göndermek zorunda kalabilir. Gözden çıkartılan isimlerden bir tanesi de Anderson Al Alnasır, Brezilyalı yıldız için gelecek olan teklifleri değerlendirmeye alacak. Ayrıca Laport'un satılması gündemde. Kaleci Ospina'nın da sözleşmesi uzatılmayacak. Juventus, Bolonya'ya şampiyonlar ligine taşıyan Tego Motta ile anlaştı. 2 yıllık sözleşme imzalayacak olan teknik adam yıllık 3.5 milyon euro kazanacak. Galatasaray'ın Olympiakos formasını giyen Ayup Elkabi kadrosuna katmak istediği iddia edildi. Yönetimin Elkabi'nin menajeriyle iletişime geçtiği ve kontrat pazarlığı yaptığı yazıldı. Teknik direktör Okan Burun, Faslı Forvet'i çok istediği ve zaman zaman Icardi ile oynatmayı planladığı ifade edildi. 30 yaşındaki Santrafor ise Galatasaray'a gelmeyi istiyor. Sarı Kırmızılı ekip sözleşmesi Haziran ayında bitecek olan Elkabi için bonservis ücreti ödemeyecek. Ancak başarılı oyuncu için belli bir imza parası verilmesi planlanıyor. Elkabi Arabi'nin ise yıllık 3,5 milyon euro civarında bir ücretle talep ediyor. Galatasaray cephesinin amacı bu rakamı düşürebilmek. Golcü futbolcu bu sezon Olympiakos'ta çıktı 43 maçta 32 gol kaydetti. Galatasaray, John Arias'ın transferi için kolları sıvadı. Kolombiya basını Galatasaray dışında West Ham, Crystal Palace, Wolverhampton, Glasgow Rangers'ında da Arias'ı istediğini yazdı. 26 yaşındaki sağ kanat bu sezon Fluminense formasıyla 21 maçta 6 gol attı, bir de asist kaydetti. Çok fazla takımın Arias'ı istiyor olması da fiyatın yükselmesine sebep oluyor. Fakat Galatasaray yine de şansını denemek istiyor. Galatasaray'ın daha önce de gündemine gelen Asinyon'la yeniden temas kuruldu. Devre arasında erenden Börne'ye kiralanan genç yıldız sezon sonunda Fransız ekibine geri dönecek. Premier Lig'de 14 maçta forma giyen ve 1 gol 2 asistlik performans sergileyen Asinyon için özellikle Okan Buruk ısrar ediyor. E hoca da haklı Saşa Boy'dan sonra sağ bölgesi oldukça eksik kaldı. Hem nitelik hem de nicelik olarak. Piyasa değeri 10 milyon euro olan Lorenz Asinyon'un Rennes'le 2027 yılına kadar sözleşmesi var. Premier Lig'de belli bir standartta oynayan Asinyon piyasasını iyice genişletti. Sezon sonunda nasıl bir yol haritası çizeceği de merak konusu. Aziz Yıldırım Mourinho hamlesiyle sahneye çıkarken Ali Koç'un da kapalı kapılar arkasında Lukaku harekatını başlattığı söyleniyor. Sportif direktörü Mario Branco Belçikalı oyuncunun menajeriyle bir görüşme yaptı. Bu sezon Roma'da kiralık olarak forma giyen Lukaku 46 maçta 20 gol attı. Chelsea golcü oyuncuyu elinden çıkarmak istiyor. Bakalım Fenerbahçe'nin teklifi tatmin edici seviyede olacak mı? Fenerbahçe için transferde Cenk Tosun iddiası gündeme geldi. Milli futbolcu sözleşme uzatma konusunda Beşiktaş'la anlaşma sağlayamadı. Fenerbahçe cephesi de Cenk'i alternatif olarak düşünüyor. Beşiktaş'ta bu sezon 45 maçta sahaya çıkan Cenk 11 gol attı 7 de asist kaydetti. Çağlar'ın kiralık anlaşması bitecek ve Atletico Madrid'e geri dönecek. Fakat İspanya basını Çağlar'ın Fenerbahçe'de kalmak istediğini yazdı. Madrid cephesinde Savic ve Hermoso sezon sonunda kulübe veda edecek. Çağlar'ın İspanya'da kendisini yeniden kanıtlama şansı var. Atletico Madrid'de devam etmesi de daha muhtemel gözüküyor. Fenerbahçe yönetimi Alanya Spor'la sağ kanat Oğuz Aydın için temasa geçti. Sarı lacivertler 23 yaşındaki oyuncuyla sezon bitmeden prensipte anlaşmaya varmak istiyor. Alanya Spor Oğuz Aydın için kapıyı 5 milyon eurodan açtı. Fenerbahçe ise ilk etapta 3 milyon euro artı Emre Mor ve bir oyuncu önerisinde bulundu. Oğuz'u Fenerbahçe dışında Galatasaray, Trabzonspor ve Avrupa'dan bazı takımlarda istiyor. Ryan Kent için eski takımı Rangers'ın devreye girdiği iddia edildi. İddiaların kaynağı da İskoç basını kaynaklı. 2 milyon euro civarında Fenerbahçe'den maaş alan Ryan Kent'i yönetimde göndermeyi istiyor. Fred'in menajeri Suudi Arabistan'dan iki teklif birden getirebileceğini Fenerbahçe yönetimine iletti. Fred'in 2027 yılına kadar kontratı var. Ayrıca Yıldız futbolcunun kontratında bir yıl daha uzatma opsiyonu söz konusu. Yönetim cephesi de astronomik bir teklif gelmediği sürece Fred'e göndermek istemediklerini menajerine söyledi. Angel Di Maria'nın adı bir süredir Beşiktaş'ta anılıyor. Benfica Teknik Direktörü Roger Schmidt de kısa süre önce umarım Di Maria Benfica'da devam eder. Bu konuda umutluyum. Henüz bir karar vermedi. Onunla bir yıl daha geçirmek isterim sözlerini söyledi. Benfica'da bu sezon 48 maçta süre bulan Arjantinli Angel Di Maria 17 gol attı ve 15'te asist yaptı. Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan deneyimli oyuncunun geleceğinin de lig bitiminde netleşmesi bekleniyor. Beşiktaş'ta Sebastian Haller'in ismi yeniden gündeme geldi. Alman basınından birlikte çıkan habere göre Beşiktaş'ın deneyimli golcüyle ilgilendiği ve Borussia Dortmund'un ayrılığa da izin verdiği yazıldı. Golcü futbolcu Dortmund'da düzenli oynamadığı için mutsuz. Zaten kulüpte kalma taraftarı değil. Sebebi de çok açık. Yıllık ücreti neredeyse 10 milyon euro. Yani takımın en maliyetli ismi. Beşiktaş hangi mali şartlar altında bu transferi bitirebilir orası da meçhul. 29 yaşındaki oyuncunun 2026'ına kadar kontratı var. Fakat Alman ekibinin yüksek veri bonservis talep etmesi beklenmiyor. Beşiktaş'a menajerler vasıtasıyla Tottenham orta sahası Giovanni Lo Celso önerisi yapıldı. İngiliz ekibiyle bir yıl daha kontratı olmasına rağmen takımdan ayrılmak istemeyen Arjantinli futbolcu şartların oluşması halinde Beşiktaş'a imza atabileceğini ifade etti. Beşiktaş yönetimi de şu anda yıldız oyuncuyu değerlendiriyor ve alınacak karara göre sezon sonunda teklif yapılacak. Tottenham formasıyla bu sezon 23 maçta 590 dakika sahada kalan Lo Celso takım adına 2 gol 2 asistlik performans ortaya koydu. Aston Villa'dan Katar'ın Edoil ekibine kiralanan Filip Coutinho için Beşiktaş iddiası gündeme geldi. Brezilya basınında çıkan haberlere göre Türkiye'den Beşiktaş ve Yunanistan'dan Olympiakos'un ilgisi var. Haberde yeniden Brezilya'nın Copa America kadrosuna yer almak isteyen 31 yaşındaki 10 numara Coutinho için yeni bir maceranın iyi bir fırsat olabileceği de kaydedildi. 5 büyük kulüplerin takibine takılan Semih'e son olarak da Ajax'ın talip olduğu ortaya çıktı. Hollanda devi Ajax'ın Semih'i yakından takip ettiği iddia ediliyor. Ajax cephesi tam 6 maçta genç oyuncuyu tribünden takip etti. Hollanda devi henüz Beşiktaş'a bir transfer teklifinde bulunmadı. Ancak Ajax'ın teklif hazırlığında olduğu ve sezon sonunda girişimlerin de başlayabileceği ifade edildi. Trabzonspor gelecek sezon onu açıyor kadrosuna tutmayı istiyor. Fakat bu pek de kolay değil. Çünkü İngiliz ekibi 15 milyon euro bonservis talep ediyor. Bu yüzden de benzer özelliklere sahip olan Vegors gündeme geldi. Hollandalı futbolcu bu sezon başında 1,5 milyon euro kiralama bedeliyle Hoffenheim'e katıldı. 31 yaşındaki forvet 29 maça çıkarken 7 gol attı, 4 asist kaydetti. Vegors'un bonservisi Burnley kulübünde. Fakat İngiliz ekibi Premier Lig'den düştü ve golcü futbolcu da şampiyonşipte oynamayı istemiyor. Bu durum ha Ali ile Trabzonspor'a da büyük bir avantaj sağlıyor. Trabzonspor'un Fransa ekibi Lorient'te forma giyen Muhammed Bamba'yı gündemine aldığı iddia edildi. Lorient şu anda Ligue 1'de küme düşme hattında. Küme düşmeleri halinde Bamba'yı satmaları da olası. Ara transfer döneminde Avusturya ekibi Wolfsberger'den 5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında. Lorient'e transfer olan Muhammed Bamba Ligue 1'de çıktığı 15 maçta 7 gol 1 asistle oynadı. Böylece videomuzun sonuna geldik. Videomuzu buraya kadar izleyip beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Başka bir videoda görüşmek üzere üzere Hoşçakalın. kalın